Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben 68. Krallık'tan Minerva. Bugünkü konumuz farm kalelerimizi kullanabileceğimiz alanlar. Bildiğimiz gibi bir telefondan sadece 5 tane farm açabiliyoruz. 5'ten fazlasını oyun kabul etmiyor ve maalesef farm kale banlanmak zorunda kalıyor. Yani oyun dışı kalıyor. İlk önce bunu söylemek isterim. Bir telefondan en fazla 5 tane kale açabilirsiniz. Ayrıca tabii ki krallıklarda bırakan kaleler olabilir veya başkaları açmıştır, sizlere bırakmıştır. O ayrı ama şu anda sizin elinizdeki telefondan sadece 5 tane farm kale oluyor. Onun haricindeki kaleler maalesef oyunda çok fazla duramıyor ve sistem tarafından ban yiyor. Bununla beraber farm kalelerimizi kullanabileceğimiz alanlar olarak birçok alanımız var aslında. Mesela en basiti Bizans. Şu anda mesela bizim Bizans etkinliğimiz var. Bizans etkinliklerinde daha fazla puan elde edebilmek için farm kalelerimizin içindeki askerleri dışarıya atıyoruz. Yani farm kalemizin içinde herhangi bir asker olmuyor. Tamamen bomboş olacak şekilde bırakıyoruz ve böylece biz kaleye takviye atıyoruz. Böylelikle Bizans'ta daha fazla puan elde ediyoruz farm kalelerimizde. Tabii ki de siz daha büyük kalelere de atabilirsiniz ama farm kale, yani gücü düşük olan kalelere takviye atmak Bizans'ta daha fazla yararlıdır. Unutmamanız gereken şey farmın içinde asker olmaması. Yani sizin takviyeniz haricinde farmın içinde asker olmayacak arkadaşlar. İlk olarak Bizans etkinliğimiz var. Ayrıca tabii ki de adı üstünde farm çiftlik olarak kullanabilirsiniz. Bir tanesinden tahıl, bir tanesinden odun, bir tanesinden demir, bir tanesinden kuvars toplayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Elinizdeki farm sayısına göre bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir seçenek olarak da Ruva Kayıp Hazinesi etkinliğidir. O etkinlikte daha çok hazine açabilmek için farmlara da ihtiyacımız oluyor. Hatta hazinelere lamba veya kürek basmak için bile bazen kalelerde kürek kalmıyor veya lamba kalmıyor. Bunun için bile farm kalelere ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Yani Truva'nın Kayıp Hazinesi'nde de kesinlikle farm kale sizin işinizi görecektir. Ayrıca tabii ki de savaşlarda hem tuzak kale yapabilirsiniz, hem gözcü olarak kullanabilirsiniz, hem de saray da kupon elde edebilirsiniz. Savaşçının gözyaşından yardım kuponu yapabilirsiniz. Gerçekten farmların çok büyük etkisi var oyunumuzda. Başka bir şey diyecek olursak en basiti tabii ki de regal. Regal'de çok çok fazla puan yapabilirsiniz arkadaşlar. Talim alanı becerisi. Talim alanı becerisi Yasemin kahramanımıza taktığımız becerilerdir ve talim alanında bulunan ikinci kahramanımıza, mesela ben Safiye'yi kullanıyorum, Safiye'ye taktığımız becerilerdir. Bunu size neden söylüyorum? Eğer ana kalenizden altın harcamak istemiyorsanız talim alanı becerisini şanslı hazine etkinliğinden gelir bu talim alanı becerisi. Talim alanı kahramanlarına takabileceğimiz beceriler vermektedir. Eğer siz ana kalenizde altın harcamak istemiyorsanız, mesela 5 tane farmınız var ve 5'inde de en az 10k altın biriktirdiğinizde, her birinden 10k altın biriktirirseniz bir tane kutu elde etmiş oluyorsunuz ve bir kutunun içinde de 4 tane beceri var arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tane talim alanı beceri sandığı var. 10k altına bir tane talim alanı beceri sandığı alabiliyoruz. Bir tane talim alanı beceri sandığının içinde 4 tane beceri var ve her beceriden 4'er tane parça var arkadaşlar. Bu becerileri açmamız için 10 tane parçaya ihtiyacımız var. 10 tane parçayı biriktirdiğimizde bu beceriyi açabiliriz. Ama unutmamanız gereken şey şu ki bu talim alanı beceri sandığını siz açmadan başka bir kaleye gönderebilirsiniz. 5 tane kalenizden, 5 tane farm kalenizden en az 10k altın yaparsanız 5 tane kutu elde etmiş olursunuz ve 5 kutuda size 2 tane aynı beceri verecektir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 3 tane kutu bir beceri açar. Hatta 2 tane beceri parçası artı kalır. Nasıl söylüyorum sizlere? 4 tane verir bir tane kutu. 3 tane kutu alırsanız 12 tane olur. Eğer 4 tane alırsanız 16, 5 tane alırsanız 20 parça elde edersiniz. Mesela bozgun parçası. Eğer 5 tane kutunuz varsa ve hepsiyle bozgun becerisi açarsanız toplam 20 parça elde etmiş olursunuz. Ve bu 2 tane bozgun becerisi demek oluyor arkadaşlar. Daha farklı etkinlikler de var. Mesela koç etkinliği. Koçların savaşını etkinliğini sadece kendi kalenizde değil farm kalenizde de yaparsanız böyle çantanızda koç parçaları birikmiş oluyor. Eğer ihtiyacınız olduğunda, mesela bazı etkinlikler gelişmiş çağırma ister, mağara etkinliği gibi. Ve gelişmiş çağırma alabileceğimiz yerler çok kısıtlıdır. Bu sebeple bazen gelişmiş çağırma için koç keseriz. Başka bir şey diyecek olursak eğer, mesela hem neylerden bahsettik? Bizans, KVK'larda tuzak, gözcü, Truva etkinliği, regal etkinliği, talim alanı, koç, tahta kazanacağımız yardım kuponu,
Bazen de arkadaşlar bonuslarda eksiğimiz oluyor. Artı 20 saldırı savunma bonusunu her yerde bulabiliriz ama 30, 40, 50, 60 gibi bonuslar zor bulunmaktadır. Bu bonusları veren birkaç tane etkinlik var sadece. O etkinlikleri farm kalelerinizde de yaparak, mesela hükümdarın sır etkinliği. Yani tabii ki de bunlar parayla, tamamen sizin seçiminiz. Ama elinizde daha fazla bonus olmasını istiyorsanız hükümdarın sırrı etkinliğini de farm kalelerinizden alarak daha fazla bonus elde edebilirsiniz. Farm kalelerin kesinlikle yararı çok fazladır. Benim size tavsiyem farm kale kesinlikle yapmanızdır. Zaten farm kale yaptıktan sonra ne kadar ilerlediğinizi fark edeceksiniz. En basit örneğini dersek, mesela ben krallıktaki hiçbir karavanı kaçırmak istemiyorum. Bu benim kendi yapımdan dolayı. Ben de ne yapıyorum? Farm kaleyi loncadan çıkartıp başka bir lonca açıyorum ve orada karavan aktif edip farmdan çıkarttığım altın veya mor karavanı kendi ana kalemden kaçırıyorum ve böylelikle 2 veya 4 bile olsa savaş madalyası kazanıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi oyunlar dilerim.